Aferin oğluma. Cici ablayı sevdi oğlum. Bu cici ablasını sevdi. Hiç ağzına sokmuyor da yemiyor. Sen Meren. Tamam söz. Oli babayti. Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük gün. Ezgi'nin kınası var bugün. Evde çok işim var, bir sürü işlerim var. Ama şimdi bir kaşıma aldırmam gerekiyor. 2 hafta önce aldırmıştım ya, yani çok çıkmadı ama böyle tek tük çıktı. Kendim almak istemiyorum çünkü bozabiliyorum böyle. Ay şunu da alayım, şunu da alayım derken bozuluyor. O yüzden hemen bizim evin aşağısındaki bir kuaför var. Dedim ki Özge hiç riske atma, oraya git. Sonra da zaten eve geleceğim. Hazırlık mazırlık. Anca toparlarım herhalde. Evi falan da toparlarım. Belki akşam misafirlerim olur. Yatıya kuzenlerim falan gelir. Yatak falan da ayarlarım. Böyle koşturmacalı başladı haliyle. Saat 3 gibi de Seda'ya makyaja gideceğim. Düşündüm kuaföre falan gitsem mi diye ama güvenemedim. Yani her yüzüm her makyajı da kaldırmıyor. Seda gerçekten bu konuda zaten biliyorsun profesyonel. Güzel yapıyor. Ben yaparım dedi sağ olsun. Kınama düğünde ona yaptıracağım. Ona makyajımı yaptıracağım. Çünkü bazıları çok ağır yapıyor. Bazıları çok hafif yapıyor. Bir de ekstra bir zaman kaybı. Neyse ki elimizde hazır profesyonel bir kuaförümüz var. Makyajımız var da o yapacak. Ona makyajımı yaptırıp anneme geçeceğim. Özgür Duru'yu da oraya göndereceğim. Özgür Duru'yu bile okula gönderdim bugün. Erken alacağız birazcık. Özgür Duru'yu da orada hazırlayacağım. Kıyafetler falan da annem de götürdüğümdü. Böyle şimdi bir kuaföre gidelim. Şu kaşlarımı inşallah inceltmeden böyle çıkanları aldıracağım. Sonra tekrardan eve gelip hazırlıklara devam edeceğim. Şuraya Hanım'ın muhteşem değil. Güzel oldu, güzel. Zaten çok yoktu, bir şey toparladı böyle. Güzel oldu. Bebek kokusu, bebek kokusu, bebek kokusu. Hey, kepçe kulaklı. Telefonu gördüm, yiyeceğim. Ya sen nasıl bu kadar sevilen anneme benzedin? Nasıl? Ya aynısı ya, aynısı. Seda'ya da benziyor, babama da ya. Benim dışında herkese benzedin be sen. Anne buyum bana benziyor. Kendimi övmezsem olmaz. Seda şimdi aradı, gelmiş eve, çağırdı beni. Ona gideceğim, herhalde yanımda. Çok heyecanlıyım. Bugüne kadar stresliydim ama bugün niyeyse böyle bir mutluluk var, bir heyecan var. Allah'a şükür stres gitti. İnşallah Ezgi'de de gitmişti. Çünkü o da çok stresli falan. Aslında bugünlerde böyle daha mutlu olmak lazım. Stresli olmamaya çalışmak lazım ama elde değil tabii ki. Gidiyoruz şimdi makyajımı yapmak. Anın tadını çıkarmak lazım. Yani ben açıkçası kendi kınamda da düğünümde de çok eğlenmiştim. Genel olarak zaten böyle çok stresli, çok böyle her şey kafasına takan, her şey mükemmel olsun diyen tiplerden değilim. Daha böyle rahat tiplerdenim. O yüzden ben eğlenmiştim, inşallah Ezgi'ye de bu öğütümü vereceğim. Yani o da eğlensin. Hayatında unutamayacağı en güzel günlerden biri olsun diye. Çünkü ufak pürüzlere falan takılmamak lazım. Çünkü hiçbir şey mükemmel olmuyor. Yani ne kadar uğraşsanız da mükemmel olmuyor, olmasın da zaten. O yüzden her anı tadını çıkarsın. Yani aksilikler, işte şeyler mutlaka oluyor. Görmemezlikten, duymamazlıktan bir gözünüz kör, bir kulağınız sağır olsun. Buradan da eğer evlenecek olan arkadaşlar varsa, dinliyorsa. O yüzden en mutlu gününüz de en mutlu olan siz olun bence. Şimdi gidiyoruz. Böyle söylemesi kolay diyorsunuz içinizden ama biliyorum, ama yapmaya çalışmak lazım. Yoksa hep böyle geçmişe baktıkça kınını ve düğününü hatırlayınca ilk o anlar gözünüze gelir. O yüzden bence bu tavsiyem güzel bir tavsiye oldu tüm gelin adaylarına.
Evet gidiyorum. Allah'ım çok heyecanlıyım ya. Allah Allah. Düğün herhalde 2 gün sonra ya. O düğünden önce yani. Ben kına gecelerini daha çok seviyorum düğünlerdense. Hele kadın kadın olunca daha çok eğleniyoruz. O yüzden eğleneceğiz bugün. Hep birlikte. Nasıl makyaj? Lacivert giyindim. Esim'i gördün. Evet. Lacivert. Şunu aç bak. Şöyle şu toprak tonları nasıl olur? Ben gümüş parlak gibi düşündüm. Şunlar gibi. Bak. Gümüş parlak. Ha. Bunlar daha güzel olmaz mı? Olur. Yoğun bir şey mi istiyorsun? Yoksa hafif mi? Yoğun istiyorum. Şey elbisem çok sade ya. Tamam. Makyajım ben yaptıkça sen şey yaparsın. Şey siyah gri tonlarında yaparsın. Tamam. Makyajımı. Onlar biraz parıltılı ama. Parıltılı olsun. Abartı olsun çünkü makyajım. Tamam. Düğünü daha sade yaparsın. Dur ben de bir video çekiyorum. Seni çekeyim. Çek. Şimdi Özge'ye kamerasını koydu, hızlandıracağız. Bu arada dedi ki ben gelinin kız kardeşiyim. Seçtiğin renkleri bana hemen göster lütfen. Sonra beni yüklemesinler. Gelinin dedi kız kardeşiyim. Evet, çünkü açamadım. Çünkü elbisem çok sade. Ben böyle parıltılı şeyler istiyorum. Evet abartı olsun dedi. Siyahlı gümüşlü olsun dedi. Göz renk, gözüm abartılı olsun ama diğer şeyler abartılı olmasın. Tamam, okay. Teşekkür ediyorum. Tamam, başlayalım. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yanında şey var mı nemlendirici kremin yüzün için? Ay ben evde sürdüm ama. Ha sürdüysen tamam gel. Sürdüm. Yanımda yok. Ama bir saat oldu bir şey olur mu? Olmaz. Bunu mu yeni aldın? Ha bunu yeni aldım. Bu da bu var. Bu da BB. Bu CC. Bunu ilk kez aldım. Tamam şu gözün altına bir şey yapacağım da. Şunu hızlandırayım. Makyajım bu şekilde oldu. Şu an ışık çok çarpıyor. O yüzden şuradan çekeyim. Heh. Çok güzel oldu. Akşama kadar da dağılacak zaten. Çocuklar durmuyor. Bizim maksimum süremiz bu kadar. Aynen. Daha fazla ilerleyemiyoruz. Şimdi gidelim. Akif de acıkmış. Sevil annemdeydi. Ben de El Alp'i alacağım ve giyineceğim. Özgür'ü de getirdim Murat. Şimdi annemlere gidiyoruz. Kalkıyorum. Bak bağlamadım. 2 dakikalık yoldu ya ama düşüreceksin kendini. Bağlayayım bari. Evet, şimdi atıştırıyoruz. Ancak evden çıkıyoruz. Şöyle göstereyim elbisemi. Paola sayfasından kiralık elbise şey yaptım. Çok güzel oldu bence. Şöyle burası çok karanlık. Bir de orada çekeceğim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Tam böyle gelinin kız kardeşi. Sadece kolyelerimi falan unutmuşum. Artık o da nazar bozan olsun diyelim. Böyle. Düğün salonuna giriş yapıyoruz. Daha doğrusu kına salonuna. Tabii artık. Aa çok güzelmiş. Ay harika. Çok güzel salon. Ezgi bir boydan video çekelim mi? Gel sen diyelim. Ezgi'nin elbisesi efsane olmamış mı? Harika. Teşekkürler. İyi için video çekiyorum. Bu da benim kuzenim. Geçen sene Melek evlendi, bu sene Ezgi. Seneye de inşallah. İnşallah. Bir fotoğrafını boydan çekmem lazım Ezgi. Thank you.
Ezgi müzik listesini ayarladık mı? Evet ayarladık. Ezgi şey yapacak. Ben ayarladım. Neyi ayarladın? Ha? Bir yüz şey yapacak ona. Çağla sen de çok güzel oldun. Kaç kilosun? 40 falan mı? 45. Yaş gibi. Bunları izleyip ilerleyen zamanlarda diyeceğiz ki vay be abla. Niye konuşmuyorsun? Abla benim konuşamıyorum şu an. Şoktayım. Çok eğleneceğiz, tamam mı? İnşallah ben gerginlikten ölmezsem. Çok eğleneceğiz. Çok mutlu olacağız. Tamam. Hayatımız, güzel videolarımı çek. Hayatımızın en güzel günü. Telefonu ben dik tut. Ben dik tut ama. Dik tut ne olsun? Ya YouTube'a yatay. Dik de çekeceğim yatayda. Şunu oynarsam koyma. Tamam, keseceğim oraları. Tamam. Ben sana izletirim zaten öyle paylaşırım. Tamam. Balayında benim videomu izle. Evet, bekliyoruz misafirlerimizi. Saat 8 olunca bayağı doldu salon. Salon bu arada muhteşemmiş ya. Çektin mi salonu? Çok boş gel çektim. Çok güzelmiş. Çok beğendik. Maltepe'de bir yer. Junto davet. Reklam. Reklam yazalım da. Öyle. Bekliyoruz. Betül Hanım'ı sahneye davet ediyorum.
eve geldim. Çok yoruldum. Artık videoyu kapatacağım. Çok güzel bir gündü. Çok güzel bir geceydi. Çok eğlendik. Artık bir sonraki vlogda düğün ile olacak. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.